Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle az kalın bir ipim var. Bununla harika bir model başlayacağım. İpim ihraç fazlası. Kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben ilmeklerimi çıkardım şu şekilde. Bu modelde ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları olması gerekiyor. Yani çift sayıda olacak ilmeklerimiz. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlıyoruz. İlmeklerimin arka yüzünde bir sıra düz ördüm. Ön yüzüne geçtim şimdi örgümün. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Örgümün ön yüzünde birinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 düz 2 ters örerek devam ediyorum. 2 düz 2 ters 2 düz ilmekle sıramı tamamladım. Bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Birinci sırayı bu şekilde yaptık. Kenar ilmeğinden sonra 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters ile devam ettik. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi, Örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra 2 tersim var. Yine ters olarak ördüm. 2 ters 2 düz 2 ters 2 iki düz 2. sıra arka yüzünde devam edelim. Yani ilmeklerimizi düzleri düz tersleri ters örerek ikinci sırayı tamamlayalım. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ikinci sıramı tamamladım üçüncü sıra ön yüzündeyim şimdi terslerin düzlerin yerlerini değiştiriyoruz tersleri bu düzlerin üzerine yapacağız düzleri de terslerin üzerine kaydıracağız üçüncü sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım sırada bakın iki düz ilmeğim var bunları ters örüyorum 2 ters ilmek olarak ördüm. Terslerimi de düz olarak örüyorum. 2 düz. düzleri ters tersleri düz olarak üçüncü sıramızı tamamlayalım. Evet, sıra sonuna geldim. 2 ters bir de kenar ilmeğimi düz olarak ördüm 3. sıramı tamamladım bakın kaydırmış oldum burada 4. sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra 2 düz 2 ters 4. sıra arka yüzünde ilmekleri yine olduğu gibi örüyoruz Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek. Evet, iki ters, iki düz. Modeli bir kez kurmuş olduk. Modelimiz bu dört sıranın tekrarından oluşacak. Bakın şöyle. Evet model böyle arkadaşlar. İsterseniz bir kez daha kuralım hemen modelimizi. Modeli tekrar kuruyoruz. Burada birinci sırada ne yaptıysak aynısını yapacağız. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra iki düz. Terslerin üzerine düz ördüm düzlerin üzerine ters. 2 düz 2 ters. 1. sıra ön yüzünde 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters. Yani terslerin üzerine düz örüyoruz. Düzlerin üzerine ters örerek devam edelim. 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Birinci sıramızı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. 2 ters, 2 düz. Yani terslerimizi ters, düzlerimizi düz örüyoruz. Arka yüzünde yapacağımız işlem bu arkadaşlar. ilmekleri olduğu gibi örüyoruz. 2 ters, 2 düz. 2 tersle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Şimdi ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra iki düz ilmeğim var burada iki ters olarak örüyorum iki ters ilmek ördüm iki düz yani üçüncü sıra ön yüzünde düzlerin üzerine ters terslerin üzerine düz öreceğiz 2 düz 2 ters 2 düz 2 tersle sıramı tamamladım kenar ilmeğimi örmeden aldım Pardon düz olarak ördüm sıra sonunda örüyorum ilmeğimi sıra başında örmeden alıyorum dördüncü sıra arka yüzüne geçtik arka yüzünde yapacağımız işlemde Düzlerimizi düz, terslerimizi ters örüyoruz bu modelde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki düz ilmeğim yine düz olarak ördüm. 2 düz. 2 ters. İlmeklerimi olduğu gibi örerek devam ediyorum. iki ters, iki düz. Sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Modeli ikinci kez kurduk. Bakın iki kez kurmuş olduk model. Böyle devam edecek. Modelimiz çift pirinç arkadaşlar. Yeni öğrenenler bile kolaylıkla yapabilirler bu modeli. Özellikle kalın iplerinize daha da güzel duracak. Şöyle top bir görüntüsü olacak. Evet bir parçada daha önce örmüştüm hemen göstereyim bu parçamı da bak bunu da yine lastiksiz yaptım beraber yaptığımızda lastiksiz başladık modelin ilerlemiş hali bu şekilde bakın gayet güzel şöyle gösterişli bir model bir de iki taraflı kullanabileceğiniz bir model modelin tersi düzü yok yani iki tarafta aynı her iki tarafı da kullanabilirsiniz bu modelde. Atkı yapabilirsiniz, bere yapabilirsiniz, çift taraflı kullanılacak etol şal yapımında kullanabilirsiniz, bebek battaniyesinde. Yani modelin tersi düzü olmadığı için gayet kolay ve gösterişli modellerden. Evet, modelimiz böyle. Siz nelerde kullanacaksınız bu modeli arkadaşlar? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.